Genel Müdürüm, Genel Müdür Yardımcılarım, Bakanlığımızın çok kıymetli çalışanları, ceza infaz kurumlarımızın fedakar çalışanları, öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Başı rahmet, ortası bereket, sonu da azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayına hep birlikte eriştik. Bu vesileyle her birerinizin Ramazan-ı Şerif'ini gönülden tebrik ediyorum. Rabbim sıhhat ve afiyet içinde Ramazan ayını idrak etmemizi, bayrama erişmemizi ve daha nice Ramazanlarda sevdiklerimizle, ailelerimizle birlikte olmayı nasip etsin diye dua ediyorum. Ramazan rahmetin, bereketin, mağfiretin ve her türlü yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek olduğu bir aydır. Kur'an ayıdır ve biz bu inançla Ramazan'ın bereketinden, Kur'an'ın feyzinden, Rabbimin rahmet ve mağfiretinden istifade etme dileğiyle bu ayı Müslümanlar olarak idrak ediyoruz. Bu ayın güzelliklerinin Ramazan dışındaki aylarımızda da sirayet etmesi, buradaki rahmet, bereket, sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma, her türlü güzel hasletlerin her daim devam etmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ramazan'ın ilk iftarını ceza infaz kurumlarımızda görev yapan fedakar, gerçekten emeklerini son terine kadar harcayan ceza infaz kurumu memurlarımız ve çalışanlarıyla yapmayı arzu ettik. Bu arzumuzun altında yatan en önemli sebep sizin yaptığınız vazifenin zorluğudur. Yaptığınız fedakarca çalışmalardır. Onun için de ben bugüne kadar ceza infaz kurumlarımızda çalışan her bir arkadaşımın emeği için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin şahsınızda ceza infaz kurumlarımızda görev yapan infaz kurumu memurlarımız, ceza ve tutuk evlerinde hükümlü ve tutuklu bulunan vatandaşlarımızın her birerinin ayrı ayrı Ramazan aylarını da tebrik ediyorum. Tabii herkes ceza infaz kurumlarındaki görevin niteliğini bilemeyebilir. Ama biz biliyoruz ki ceza infaz kurumlarındaki görevler ağır ve zor görevler, sorumluluğu yüksek, fedakarlığı yüksek, sabrı yüksek gerektiren görevler. O yüzden de burada görev yapan her bir arkadaşımızın yüksek bir fedakarlık içinde görev yaptığına inanıyorum. Ama Türkiye kamuoyunda bu fedakarca çalışmayın yeteri kadar görülmediğini ve yeteri kadar da bilinmediğini buradan ifade etmek isterim. Bu iftarla bu fedakarlığı bir kez daha dikkate getirerek ceza infaz kurumlarında görev yapanların emeğinin herkes tarafından bilinmesi ve takdir edilmesi gerektiğini buradan ifade etmek isterim. İnfaz sistemi bir ülkenin demokratik hukuk devleti olduğunun en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Türkiye infaz sistemi bakımından dünyaya örnek olan bir infaz sistemine sahiptir. Ülkemize dönük inceleme yapanlar, cezaevlerimizi gelip inceleyenler ve Türkiye'deki uygulamaları gören yurt dışından gelen temsilcilerin her defasında gördükleriyle Türkiye'mizi takdir ettiklerini, yakından ifade ettiklerinin bizzat şahidiyiz. Her şeyin daha iyi olması, demokratik hukuk devleti kurallarına göre sağlıklı bir biçimde işlemesi bizim en büyük arzumuzdur. Cezaevlerindeki infaz uygulamaları anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde anayasaya ve hukuka uygun bir biçimde yerine getirilmektedir. Burada herhangi bir kimsenin endişesi ve şüphesi olmamalıdır. Çünkü her türlü denetime açık bir infaz sistemini
biz uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz. Cezaevlerinde yatan hükümlü ve tutukluların her birisinin can emniyetinden, sıhhatinden ve cezaevlerindeki hayatlarını idame ettirmesinden birinci derecede devletimiz sorumlu. Devletimizin bu sorumluluğunu uygulamada hayata geçiren de cezaevi yönetimi, cezaevinde çalışan infaz ve koruma memurlarımızdır. O yüzden cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin her birinin ailelerinin devletimize emaneti olduğunu bilen bir bilinçle görevinizi yaptığınızı biliyorum. Ama bütün bunlara rağmen kamuoyunda ceza ve tutuk evlerinde görev yapan infaz koruma memurlarımızı, cezaevi yönetimlerimizi ve bundan sorumlu olanları her gün iftiralarla karalayan pek çok habere de tanık oluyoruz. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Cezaevlerinde bulunan, görev yapan infaz koruma memurlarımız ve yönetimlerini iftiralarla karalanmasına, kirletilmesine, yıpratılmasına bugüne kadar izin vermedik. Adalet Bakanı olarak bundan sonra da bu iftiraların hiçbirine papuç bırakmayacağız. İşin aslı var mı yok mu araştıracağız. Bugüne kadar da hep araştırdık. Ne kadar kamuoyunda haber çıkıyorsa o haberlerin hepsini takip eden bir ekip kurduk Adalet Bakanlığı'nda. Anında inceliyor ve incelediğinde de bu haberlerle ilgili ne kadar doğru, ne kadar eğri bunları şeffaf bir biçimde Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüzün sitesinde yayınlıyoruz ve kamuoyuna da ilan ediyoruz. Şu ana kadar yapılan incelemelerde ortaya atılan iddialar demeye dilim varmıyor, iftiralar olduğu tamamen ortaya çıkmış durumda. Neredeyse %100'ü asılsız çıktı. Bu iftiraları atanlar, bu yalan haberleri yayanlar yüzü kızarıp bir defa dahi özür dilemediler. Özellikle terör örgütleri, PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütü, DHKPC terör örgütü ve bu terör örgütüne destek verenler, bu terör örgütlerine destek verenler tarafından çok ciddi iftira kampanyaları yürütüyor. İftira kampanyalarına karşı bizim kalkanımız şeffaflıktır, açıklıktır, netliktir, her işin üzerine gitmektir. Bugüne kadar incelettiğimiz konularda neredeyse %100, arkadaşlar bana %100 diye rapor verdiler ama ben neredeyse diyorum, o kadar net söylüyorum. Çünkü cezaevlerinde işkence, kötü muameleye hükümet olarak bugüne kadar hiç göz yummadık. Bundan sonra da göz yummayız. Varsa bir hadise hem idari hem maddi yönden üzerine gittik, gene gideriz. Ama iftiralarla da herhangi bir cezaevi personelinin karalanmasına ve yıpratılmasına, Türk infaz sisteminin kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmasına, Türkiye'nin uluslararası alanda suçlanmasına da asla izin vermem, vermeyiz. Bunun da buradan açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bizim ceza kanunumuzun 94. maddesi işkenceyi düzenliyor. 4. fıkrası da işkence suçunda zaman aşımı işlemez diyor. Hükümet olarak biz kendimize güvendik. Devlet olarak kendimize güvendik. İnfaz kurumlarında görev yapan cezaevi personel olarak kendimize güvendik. Ceza kanunumuza açık net hüküm koyduk. Zaman aşımı yok. 50 sene sonra, 100 sene sonra da eğer bir şey varsa üzerine gidilir. Kendine güvenmeyen, kendine inanmayan böyle bir hüküm yasaya kor mu? Cezaevlerinde işkence ve kötü muameleyi önleyemeyenler böyle bir hüküm koyabilir mi? Bizim hukukumuzda bu hükmü biz getirdik ve cezaevlerinde işkence ve kötü muamelenin olmadığının, olmayacağının en büyük garantilerinden birisi de budur. Zaman zaman bizi ziyarete gelenler oluyor yurt dışından. Özellikle cezaevleriyle ilgili rapor hazırlayan ve Türkiye'ye, Birleşmiş Milletler'e, değişik uluslararası örgütlere rapor sunanlar geliyor. Onlardan bir tanesi önceki dönemde bana geldiğinde bir işkence iddiasını dile getirdi. Ben kendisine şunu söyledim. Böyle bir işkence hangi cezaevinde oldu? Söyleyemem dedi.
hangi mahkuma veya tutukluya yapıldı onu da söyleyemem dedi. Nerede yapıldı, ne zaman yapıldı onu da söyleyemem dedi. Peki kime yapıldı onu da söyleyemem. Kim yaptı onu da söyleyemem. O zaman ben bu iddianın yalan olduğunu veya doğru olduğunu nasıl tespit edeceğim? Siz bana işkencenin yapıldığı yeri, yapanı, zamanı, kime yapıldığını söylemiyorsunuz. Benim bunu araştırmama, incelememe, aslı var mı yok mu diye delillendirmeme izin vermiyorsunuz. Ama raporunuza da bunu koyup Türkiye'yi suçluyorsunuz. Bu adil bir şey değil. Biz bize bilgi verilen her konuda, somut olan her konuda işin üzerine gittik. Ama terör örgütlerinin ağzıyla Türkiye Cumhuriyeti devletini ve infaz koruma memurlarımızı, infaz sistemimizi suçlayanlara da prim vermedik. Bundan sonra da prim vermeyeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Doğru olan her şeyin üzerine gittik. Bundan sonra da gideriz. Ama şu ana kadar doğru bir bilgi, doğrulanmış bir işkence ve kötü muamele iddiasına biz ulaşamadık. Varsa buyursunlar, ortaya koysunlar. Biz her şeye açığız ve bu konuda da demin ifade ettiğim gibi gücümüzü biz açıklıktan, netlikten, şeffaflıktan alıyoruz. Gizli bir şey yok, gizlenmiş bir şey yok, üzeri örtülmüş bir şey yok, örtülen de bir şey yok. Bundan sonra da olmayacaktır. Değerli Ceza İnfaz Kurumu memur arkadaşlarım, özellikle COVID-19 sürecinin başlamasından sonra çok ciddi bir mücadeleyi Türkiye verdi. Bir yandan sağlık çalışanlarımız, Sağlık Bakanlığımız, öte yandan halkımız bu mücadeleyi verdi. Ama öte yandan da en büyük mücadeleyi verenler de ceza ve tutuk evlerinde bulunan tutuklu ve hükümlerimizle beraber Ceza ve İnfaz Kurumu çalışanlarımızdır. Sizler de bu zor dönemde çok büyük fedakarlık yaptınız. Sağlık Bakanlığımızın, Sağlık Kurulu'nun, Bilim Kurulu'nun aldığı kararları arazide bizzat takip ettiniz, bizzat uyguladınız. Çok büyük zorluklar yaşadınız. Ailelerinizle beraber büyük fedakarlıklar yaptığınızı biliyorum. O yüzden de ceza infaz kurumlarımızdaki hem yönetimlerimizin hem memurlarımızın çalışmaları takdire şayandır. Ben bu vesileyle COVID-19 sürecinde gösterdiğiniz fedakarlıktan dolayı her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizin şahsınızda da bütün cezaevi çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Ezan okunu herhalde değil mi? Tebrik ediyorum. Tabii cezaevi çalışanlarımızın bizden beklentileri olduğunu biliyorum. Arkadaşlarım bunları bana notlar halinde ilettiler. Ben zaten daha önceden beri sizlerin beklentilerinizin, ihtiyaçlarınızın ve sorunlarınızın çözümünü yakından takip ettim. Siz de yakinen bilirsiniz ki çok önemli bir kanunu genel kurula kadar getirdik ama son anda oradan çekmek zorunda kaldık. Onun sebebini de söyleyeyim. Sizlerin hakları ile ilgili iyileştirmeler konusunda itirazlar gelince bunu çek, kanun geçirelim dediler. Ben o zaman bu yoksa ben kanunu tüm çekiyorum dedim. Kanunu tüm çektim. Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak için öbürlerinden de vazgeçtik. Bundan sonraki süreçte de ceza ve infaz kurumlarımızda fedakarca çalışan infaz koruma memurlarımızın ve diğer çalışanlarımızın haklarını korumak, iyileştirmek, geliştirmek için büyük bir gayretin içinde olacağımı buradan ifade etmek isterim. Sizlerin bulunduğu durumu biliyorum ve hak ettiğinizden daha iyi imkanlara sahip olmanız gerektiğine de yürekten inanıyorum. Hem Cumhurbaşkanımıza bu konuları arz edecek, sizin içinde bulunduğunuz sorunları çözecek adımları atmak için büyük bir gayretle çalışacağımı bu Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında hem sizlere hem de sizin şahsınızda bütün cezaevi arkadaşlar, cezaevlerinde görev yapan arkadaşlarıma iletmek isterim. Ben takip edeceğim, siz de bizi takip edeceksiniz. İnşallah hayırlı haberlerimiz olur, muvaffak oluruz diye temenni ediyorum. Ama bilesiniz ki sizin gibi size inanarak bu meseleleri yakından takip edeceğim. Bizzat takip edeceğiz. Umarım
neticeleri alma konusunda başarılı oluruz diye gayretim var. Tek tek onların hepsine girmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlarım bunların hepsi notlarını bana verdiler. Zaten ben de kendim bildiğim konular, ama bunların üzerine bir bir gideceğimizi de buradan tekrar ifade etmek isterim. Bu vesileyle tekrar Ramazan şerifinizi tebrik ediyorum. Daha nice Ramazan şeriflerde sağlık ve afiyet içinde bulunmanızı ve ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte olmanızı temenni ediyorum. Bu mübarek ayın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine, dünyanın dört bir yanında akan kanın ve gözyaşının dinmesine de vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب لو أنزلنا هذا